Satmıyor. Evet, merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Tabii bu mahallenin bir özelliği var. Burası çok tarihi bir mahalle. Tarsus'un işte eski yaşantıların olduğu bir mahalle, Cumhuriyet Mahallesi. Buranın eski ismini de söylemek istiyorum aslında. Buranın eski ismi de Çıplak Mahallesi olarak geçiyor. Onun da ayrı bir tabii ki tarihi var. Belki başka bir programda onu da ben size anlatırım. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi'nde ben her zaman geçtiğim sokak burası. Türkistan Caddesi'miş burası da. Burada bir taş ev var. Orijinal bir ev aslında. Tesadüfen önünde sahibi amcayla karşılaştık. Amca, bize kendinizi tanıtır mısınız? Cumali Yıldırım. Cumali Yıldırım. Burası size ait değil mi? Evet. Kaç yıldan beri siz bu evdesiniz? Hemen hemen 30-40 senedir diyeceğim. 30-40 yıldan beri bu evdesiniz. Bu evden sahibi daha önce bir Türk müydü yine? Çünkü yapı olarak bir Ermeni mimara ait oldu söyleyen. Ermeni burası ev söyleyen. Olarak biz aldık burayı. Evet. Biz ufak tefenin tamirini yaptırdık. Evet. Şurayı biraz değiştirdik. Yukaydı. Evet. Böyle girerken böyle girerdik. Evet. Şu boyda değiştirdik. Şimdi rahat. O zaman yaptırdık. Tamirat, çok tamirat verdik. Hani o zamanında 50 lira ne kadar büyük olmuş. Evet. 50 lira masraf ettik. Traktör burada bir hafta kum çek, toprak çekti. Çekti, tamam, beton yaptık. Lağımını yaptık. Bilmem neyini yaptık. Yani çok masraf ettik buraya. Mesela şu kapı herhalde orijinal kapı değil mi? Orijinal. Yani bu kapı hiç değiştirmedi. Yok. Yani binanın orijinal kapısı. En benim 100 yıl kapı. Sokağın içinde bir kapım daha var, Bodrum'a girer. Evet. Oranın demir kapı yaptırdım oraya. Ha, sadece orası değişti. Evet. Mesela yukarıda Ferforji'yi falan da görüyoruz. Biraz önce amca söyledi, orada daha önce bir herhalde heykel varmış değil mi? Papaz heykel dediniz siz. Yok, burada papazın resmi vardı. Ha, papazın resmi vardı, yani pardon. Burada. Bu demirden burada papazın resmi vidalıydı. Evet. Nasıl sökmüşlerse bilmiyoruz. Birileri çalmış diyorsunuz. He. Yani. O da bu binanın aslında orijinal unsurlarının bir tanesi. Evet. Baktığımızda Ferforji panjurların bile evet, orijinal olduğunu eski görebiliyoruz. Eski orijinal onlar. Yani hiç değişmemiş, belli oluyor. Balkon kısmı ise çökmüş. Orası herhalde daha önce ahşap üzerine beton giyime varmış değil mi? Bir sırası da çökmüş. Balkonun üzerine beton dökmüşler. Demir evet. Yok. İşte, bağlantısında. Amca işte o balkonu yaptırmaya çalışmış ama yaptıramamış. Sıkıntılar olduğu için kötü adam var. Yaptıra yapmıyorum. Şikayet elini kelepçe vururlar götürürler. Elleme diyorlar. Evet, burası sit alanı geçiyor. Evet, sit alanı olduğu için izinsiz yapamıyoruz. Elleme diyor. Biz de elleyemiyoruz. Evet. Ya, evim bizimdir. Yaptıracak diyor oluyoruz. Evet. Yaptıramasın diyorlar. Nasıl yap? Ev benim değil mi? Yaptırırım diyorum ya. Ne karışır? Konuşma diyor. Fazla konuşma dedi. Elini kolunu kelepçeye vur götürürüm. Evet, şimdi bu tür evleri yaptırmak için bilinçli bir şekilde mimarların izin alınıp yaptırılması lazım. Abi, prosedür olduğu için öyle. Benim dilekçem buradan Ankara'ya gitti. Evet. Oradan yetkili olaylayacaklar. Gelip buradaki evi yapacaklar. Evet. Bekledik. Gittim tekrar. Ne oldu dedim. Siz dediniz ki bu ev Ankara'ya gidecek. Oradan olayını alarak gelecek dediniz. Hani ne oldu? Bir haberi yok. Dedim yaptırdığınız yere yaptırıyorsunuz dedim. Sen bol boyu yaptırıyorsunuz dedim. Burayı ne yaptırmışsınız? Ya dedi sen bol boyu karıştırma. Sen bol boyunun dedi. Yani içini gördün mü dedi. Dedim yok. Dış çevreye dedi yaptık dedi. Dışarı milletin gözüne görüküyor. Evet. Git şimdi gör bari dedi. Harap dedi. Dedim burayı da yaptırın. Burayı da yaptırın. Böyle de diyor, para yok diyor. O zaman dedim, verin benim paramı. Ben çıkayım, gideyim. Burası sizin olsun. Diyorsunuz, ev senin değil. Mülkün değil. Nasıl mülküm de dedim, benim mülküm dedim. Tapısı da var, boku da var dedim. Sıkıştırma. Fazla derinine dalma. Nasıl derinine dalmayayım dedim. Ya siz ama ne konuşuyorsunuz? Diyor, burası düz sit alanı geçiyor diyor. He? Halimize bırakın. Bırakın olsun bak evimiz üstümüze yıkılacak. Gelen geçen de diyor ki bu evde oturan var mı? Ben oturuyorum dedi. Oturacağım böyle diyor. Bakacak mısın? Aşağıda bir şey yok. Burada var. Tamam, bir bakalım. Önce bir bakalım. Bir daire de var. Şimdi banyo tuvalet bir giriş katında. Burada odalar da var. Banyo tuvalet giriş. Evet.
Oldukça eski bir yapı olduğu için tabii. Bakın mısın burası? Tabii. Burası banyo. Şey, mutfak. Mutfak burası, burası mutfak. Burası yatak odası. Evet. Ödü buyurlar asılmasın. Yatak odası. Evet. Evet, burası çok eski bir ev olduğu için aslında bakım istiyor burası. Her yönüyle. Şöyle baktığımızda kapılar orijinal kapıymış. Hiç değişilmemiş. Pencereler orijinal. Şimdi binanın üst katına çıkacağız. Tahta merdivenlerden. Resmini çekecekler ya. Ben Tarsus Gezi Rehberi YouTube kanalım var. Tarsus diyeyim ben de. İşte tarihi eserlerle ilgili bir çekim yapıyorum burada şu anda. Burası da evin salonu değil mi? Salon var. Evet. Evet, evin diğer odada. Baktığımızda tavan. Tahta landri döşemeli tavan burada. Şurada. Yani tavanlar hiç bir şekilde deforme olmadan hiç su alma olayı yok burada diyorsunuz. Yok hocam. Çok abi. Sağlam duruyor. Ya orijinali böyle bu. Evet, dışarıdan bakınca bayağı bir izle bir ev ama yani hala su almaması 5 metre yüksekliği var odaların. Kışın bayağı burası biraz zor. Bayağı ısınmaz işte. Kışın, kışın zarı sınır, zarı sınır diyorsunuz, evet. Sabahı yahvarık ısınmıyor. Evet, burası evin üst katındaki mutfak. Evet. Ve burada bir teras var. Evet, teras. Banyo, tuvalet. Evet. Evet, klasik bir eski Tarsus görüntüsü var burada. Burası çıkmaz yok ha. Karşıdaki yüksek kulenin yeşil görünen yer, bayrağın olduğu yerde Gözlü Kule. Gözlü Kule var. Evet. Ramazan topu oradan atılıyor. Ha, bir zamanlar atılıyor, hala atılıyor mu da? Ha? Ramazan'da hala atılıyor mu top yok, oradan? Ha, eskiden atılıyordu. Eskiden atılıyordu. Evet, Gözlü Kule'den. Hani eskiden şöyle, iki senedir yasak ettiler. Ondan evvel Ramazan topu oradan atılıyor. O evet. Bayrağın olduğu yer. Hı. Amca çok teşekkür ederiz bize bu eski tarihi evi gezdiğiniz için. İnşallah bir gün gelir birileri buranın kıymetini bilir. İnşallah. Yani burayı o eski halinde olduğu gibi restorasyona alır ve siz de rahat rahat güzel güzel oturursunuz. İnşallah. Temennim o. Ben çok, onu istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de, iyi günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum.